Merhabalar, ben Necati Yılmaz. Size bugün YouTube kanalımda çok güzel bir Ali Nazik kebabı yapacağım ama bir farkı var. Nedir o fark? Ali Nazik kebabının ilk halini yapacağız. Yani 1200'lü yıllardaki halini yapacağız. Çok farklı çünkü o tarihlerde yapılan Ali Nazik ile bugün yapılan Ali Nazik arasında baharat farkı var, pişirme farkları var. Mesela orada kömür yok, burada su var. Bu yöntemleri öğreteceğim ve gerçek Ali Nazik yapacağız. Peki gerçek Ali Nazik yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Önce susam yağı, biraz un gerekecek. Çünkü küçük köfteler halinde yoğuracağız Ali Nazik'in etini. Tabii sarımsak muhakkak olmalı ama zeytinyağı değil, tereyağı değil, sade yağ kullanacağız. Kimyon ve kişniş var, tuz var, tabii ki patlıcan ve yoğurt var. Köfte yapacağız küçük küçük ama aynı zamanda El Batuta kitabında şunu yazıyor. 1200'lü yıllarda Kitâbü't-Tabîh diye bir kitabı var. Ali Nazik'in ilk tarifi de orada veriliyor. Bunlar var ama aynı zamanda kuşbaşı, kuzey eti de var. Yani kuzey eti o zaman da makbul. Bugün de makbuldür kuzey eti, bilginiz olsun. Önce nasıl başlıyorum? Ben çekime başlamadan önce suyumu ısıtmıştım. Dedim ya, burada mangal kullanmayacağız, köz kullanmayacağız. Patlıcanlarımızı suda haşlayacağız. Yani böyle hemen suyumu kaynattım. Altını açayım ki biraz daha kaynamaya devam etsin. Çünkü patlıcanları suda haşlayacağız. Yani közlediği de suda haşlayacağız. Tabii patlıcanları suda haşlayacağız. O yüzden kenarlarını kesmemiz lazım. Yoksa derisini bütün bir şekilde atarsak biraz tehlikeli olabilir. Böyle aldım, attım patlıcanımı. Bir tane daha alacağım. Bunu da aldım, attım. Sonuncusunu da attım. Altını biraz daha açtım. Ve patlıcanlarımın iyice yumuşamasını bekleyeceğim. Yumuşadıktan sonraki işlemi biraz sonra hemen size de göstereceğiz. Patlıcanlarımız 20 dakika kadar kaynar suda iyice haşlandı. Şimdi bir maşa yardımıyla bir tabağa alıyorum. Valla güzel de kokuyor aslında. Yani haşlanmış patlıcan gibi kokmuyor. Ve aldım. Biraz soğumaya bırakacağım müsaade ederseniz. Biraz soğusun. Daha sonra kabuklarını kolayca soyacağız ve pişirme işlemine başlayacağız. Ve patlıcanlar istediğim kıvama geldi. Yani soymaya başladığımda artık elim yanmaz. Ben de yavaş yavaş patlıcanlarımı soyuyorum. Böyle. Şimdi birinci patlıcanımı soydum. Bir tabağa aldım. Böyle de göstereyim size. Şimdi diğer patlıcanları soyacağım. Patlıcanlarımın kabuklarını soydum. Bir tahtanın üzerine alıyorum ve güzelce önce keseceğim. Şimdi patlıcanları keserken size Ali Nazik ile ilgili bir hikaye anlatacağım ama bu bir rivayet. Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferine çıkarken Gaziantep'te duruyor ve bir yemek istiyor. Yemek önüne geliyor, yemeği o kadar çok beğeniyor ki yemeği yapanın kim olduğunu soruyor. İsminin Ali olduğunu söylüyorlar. Tabi rivayet bu ya. Yavuz Sultan Selim o kadar çok beğeniyor ki hangi Ali ise bilmem ama eli de çok nazikmiş diyor. Ali Nazik'in isminin de buradan geldiğinde rivayet ediliyor. Bir başka kaynağa göre Muhammed bin Mehmet Şirvani'nin kitabındaki Muhammed bin Mehmet Şirvani de El Batuta'nın kitabını çevirmiştir. Oradaki tarifi yazmıştır. Muhammed bin Mehmet Şirvani kitabında da bu yemekten borani olarak bahsedilir. Borani yemeğidir asıl ismi diye geçer. Ama biz ne biliyoruz? Ali Nazik olarak biliyoruz. Ve o tarihteki reçeteyi bugün tekrar canlandırıyoruz. Ben de tadını sizler gibi çok merak ediyorum. İnce ince dövdüm. İnce ince kestim patlıcanımı. Aslında patlıcanı kesme işlemini yaparken Burada neyimiz vardı? Susam yağı. Biraz susam yağını ben patlıcanı ince ince keserken susam yağını ben kızdırayım. Susam yağında pişireceğim patlıcanı. Böyle susam yağı denilince zihnim direkt İran, Irak, böyle Alaaddin, eski zamanlar oralara gidiyor. O kokuyu duyduğum zaman, susam ya da susam yağı dediğim zaman oralara gidiyor. Bakalım lezzet de bizi oralara götürecek mi? Biraz kızsın. Kızarken ben patlıcanlarımı ince ince doğramaya devam edeyim. Patlıcanlarımı doğradım. Aslında doğradım ama benim asıl hedefim patlıcanlarımı macun gibi yapmak. Onu nasıl yapılacağını şimdi videoyu izlerken göstereceğim. Yani közdeki halimi, bu halimi artık ben karar verdim ama siz de izleyin. Videonun sonunu bekleyin. İzledikten sonra siz kendiniz karar verin. Hatta kendi evinizde kendiniz yapın ve siz kendiniz karar verin. Şimdi patlıcanlarımı susam yağında kızartırken biraz daha koyacağım. Bu biraz az oldu sanki. İzleyiciler arasında öyle bekleyenler var. İster misin? Yaptıktan sonra. Biz şu anda bir restorandayız. Yani benim kendi restoranımdayım. Bazen kasiyer ve kasa sesini duyuyorsunuz. Yazıcı sesini. Bazen çatal bıçak sesini duyabilirsiniz. Bazen de Osman Usta'nın sesini duyabilirsiniz. Şefim gel. Şöyle bir el salla bize. Gel buyur lütfen. Osman Usta, teşekkür ederim. Bizim diğer videolarımızda belki değil aslında değil mi? Osman Usta ile beraber çok güzel yemekler yapacağız. Bu bizim aslında YouTube kanalımızdaki ilk yemeğimiz. Niye Ali Nazik'le başladık? Bilmiyorum, ben çok sevdim bu yemeği. Hatta kendi menümüze koyduk. Evet. Osman Usta'nın ısrarıyla dedi şefim hani biz yapalım bu yemeği, menümüze de koyalım. Misafirler de çok beğenir. Hatta biz de biraz böyle hani gelenekselden farklı, yani gelenekselden derken başkalarına biraz daha farklı yapıyoruz. Ali Nazik'i hangi etten yapıyoruz şefim? Kuzu Karski etinde. Kuzu Karski etinde yapıyoruz. Kuzu Karski de sırt bölgesinde uzun bir et, çok yumuşaktır. Yani dananın file minyonu neyse Karski de kuzunun osudur. Doğru mu şefim? O yüzden Ali Nazik kebabını restoranımızda orijinal haliyle yapıyoruz. Şimdi teşekkür ederim. Akşam hazırlanıyorsun. Teşekkürler şefim. Çok sağ ol. Biraz kimyon katıyorum. Dedik ki hani böyle eski zamanlara gidiyoruz. Hangi zamanlar? O Alaaddin'in sihirli lambası. Alaaddin, uçan halı. Uçurmayacağız ama işte o masalımsı hikayeler geliyor. Bu kişniş, kimyon, susam yağı tatlarını aldıkça o zamanlar geliyor aklımıza. Şurada kaşığım. Böyle kişniş karıştırdım, kimyon karıştırdım. Aslında bu baharatları kattıktan sonra ne kalıyor? Dedik ya, biraz farklı yapacağız. Nasıl farklı yapacağız? Macun gibi yapacağım dedim. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim? Biraz döveceğim. Yavaş yavaş dövüyorum. Henüz yoğurdunu katmadım çünkü çok sıcak. Sarımsağını katmadım. Tuzunu katmadım. Hepsini biraz sonra katacağım ama dedim ya önce emin olmak istiyorum. Patlıcanları şöyle kendi gözümle hani yoğurt kattıktan sonra kesin göremezsiniz ya iyice ezildi mi ezilmedi mi diye. Bence çok güzel bir tat çıkacak ortaya. Biraz sabır işi tabii. Ama sabreden derviş Ali Nazik'i yermiş. Öyle mi? Şimdi bu YouTube kanalında yani henüz yavaş yavaş hayata geçirmeye başladığımız YouTube kanalımızda çok hikayeler dinleyeceksiniz. Ya bazı yemeklerin hikayelerini, bazı yemeklerin hangi padişaha ait olduğunu, bazı yemeklerin Osmanlı'ya mı, Bizans'a mı ait olduğunu hepsini tek tek sizlere anlatacağız. Bazı yemekler sizleri Çin'e, bazı yemekler sizleri eski Türk coğrafyalarına, Kazakistan'a, Kırgızistan'a götürecek. Bazı yemekler sizleri 1200'lü yıllara, 1300'lü yıllara, bazıları da 18. yüzyıla, 17. yüzyıla getirecek. Ben inatla dövmeye devam ediyorum. Tabii muhtemelen videoyu çeken kameraman arkadaşımız bazı yerleri kesecektir. Ama emin olun bu patlıcanı dövme süresi uzun oldu, bilginiz olsun. Dedim ya, biraz böyle sabırla, orijinal haliyle yapıyoruz ve onun için de biraz sabır gerekiyor. Şöyle, bilmem biraz oldu gibi. Şöyle sizlere de göstereyim. Şöyle bir patlıcan çıktı ortaya. Susam kokusu var şu anda duyduğum. Kişnişin ve kimyonun kokusu var. Kişnişinki biraz daha fazla. Evet. Şimdi istediğim kıvama henüz gelmedi. Onu itiraf edeyim. Ama biraz bekletelim. Diğer işlemleri yapalım. Biraz soğusun. Sonra yoğurdunu, sarımsağını katalım. Tuzunu katalım. Dövme işlemine devam edelim. Hatta buraya bırakalım. Bakın gözünüzün önünde dursun. Bakın şöyle. Burada duruyor. Bakın. Ben sarımsağını döveyim. Yani küçük küçük keseyim. Sonra da diğer baharatlarını katayım. Onun için şurada bir tane tahta aldım. Tabii Ali Nazik denilince sarımsak olmazsa olmaz. Ben de sarımsağı çok da severim. Evet, kabukları alınmış sarımsağımızın. İnce ince kıyıyorum. Böyle ince kıydım ben sarımsağı. Bir de havanda döveceğim. İyice püre haline gelmesi için, ne dedik? Patlıcan püre haline gelecek. Sarımsağın da püre haline gelmesi gerekiyor. İyice püre haline gelmesi için biraz tuz katacağım. Tuzla birlikte döveceğim sarımsağımı. Tabii önce şunu bir yıkayayım. Sarımsağımı tokacıma aldım. Tuzunu kattım. İyice dövüyorum. Evet. Çok güzel kokular geliyor. Tekrar aldım ben patlıcanımı. Şimdi sıra sarımsağımı ve yoğurdumu katmaya geldi. İlk önce sarımsağımı kattım. Evet, buyurunuz efendim. Şimdi de yoğurdumu katıyorum. Yoğurdu arzu ederseniz kendi isteğinize göre arttırabilirsiniz. Ama benim hedefim, evet, yoğurt olsun ama patlıcanı çok sevdiğim için Ali Nazik kebabındaki tadın önüne yoğurdun çok fazla geçmesini istemiyorum. Öyle patlıcanı da, bir patlıcan yemeği olduğu için patlıcanı da hakkıyla yerken hissetmek istiyorum. Yoğurdu kattım. Biraz da patlıcanımı yoğurtla birlikte püre haline getiriyorum. Daha doğrusu aslında püre değil de böyle püre, biraz böyle hani geleneksel yemekler falan yapıyoruz dedik. Püre sanki böyle daha Avrupa'yı kaçıyor. Macun kıvamına getiriyoruz. Neymiş efendim? Macun kıvamına. Neymiş? Püre değil, macun kıvamına getirecekmişiz. Yeni nesil aşçılara, aşçı arkadaşlarıma duyururum. Son bir hal. Tuzumu da atıyorum. İyice birbirine yediriyorum. Ben biraz yedirmeye devam edeceğim böyle. Evet. Burada dursun. Şimdi macunumuz hazır. Yani patlıcan macunumuz hazır. Süzme yoğurtlu, sarımsaklı, kişnişli, kimyonlu, az tuz ve susam yağı ile hazırladığımız, suda haşladığımız, kabuklarını soyduğumuz patlıcan püremiz hazır. Şimdi sıra nerede? Ali Nazik neden yapılıyordu? Tabii biraz da et olacak. Şimdi etini hazırlayalım hep beraber. Patlıcan hazır. Sıra etlerde. Önce köftemiz için şöyle biraz un serpiştirdim. Kesme tahtamın üzerine. Böyle fındık büyüklüğünde köfteler yapacağım. Fındık biraz daha büyük. Köfteler yapacağım. Şöyle una buluyorum biraz ki pişirirken dağılmasın diye. Tabii etimi de söyleyeyim. Etim yaklaşık %30 kuyruk yağı, %70 kuzu kıymasından oluşuyor. Yani böyle yaptığımız hani şiş kebaplar olur ya Adana ya da Urfa. O etin hemen hemen aynısı. Evet. Sanırım bir porsiyon için, çünkü et de katacağım, bir porsiyon için bu kadar köfte yeterli. Pürüzsüz hale gelsin istiyorum köftelerimin. Köftelerim hazır. Hemen onu kenara aldım. Ve etlerimi biraz küçültmek istiyorum. Çünkü kuşbaşından biraz iriceler. Köfte ile aynı ısıda pişebilmesi için biraz küçültmem gerekiyor etleri. Şu halde getirdim. Bilginiz olsun. Etlerim hazır. Köftelerim hazır. Onları da şöyle kenara alayım hepsini. Ocağımın altını açayım. Bunlar biraz burada beklesin. Ben de tezgahımı toparlayayım ki sunuma geçeyim. Çünkü eti pişirme süresi çok kısa sürecek. Aldım. Ben bakır tava kullandım ama evinizde başka bir tava varsa onu da kullanabilirsiniz. Bilmiyorum, ben bakır kullanmayı seviyorum özellikle yemek pişirirken. Bu tarifimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de yağımızın sade yağ olması. Eskiden tereyağı kullanılır ama çok fazla kullanılmazdı. Zeytinyağı ise sadece aydınlatmalarda kullanılırdı. Onun yerine ya iç yağ, ya kuyruk yağı ya da sade yağ kullanılırdı. Ben de orijinal reçeteye sadık kalacağımı ben size söylemiştim. Sadık reçeteye sadık kalmak için sade yağ kullanıyorum ben de bu tarifimde. İlk başta kokusu biraz ağır gelebilir sade yağın ama yerken lezzetinin muhakkak ve muhakkak farklı olduğunu hissedeceksiniz. Şimdi etlerim için sadece gerekli olan, yani ihtiyacım olan biraz tuz. Önce kuşbaşı etlerimi atıyorum. Biraz böyle bir iki çevireceğim yağda. Sonra da köftelerimi. Ve bunlara tuz katıyorum. Tabii siz oradan kokusunu alamıyorsunuz ama ben buradan kokusunu alıyorum. Gerçekten de gerçekten çok farklı, çok lezzetli bir Ali Nazik kebabı beni bekliyor. Tabii videoyu izledikten sonra evlerinizde yaptığınızda sizi de bekliyor olacak. Bu yaklaşık 1000 yıllık tarif. Yakından göstereyim size. Buyurun. Ben dedim ya sarımsağı çok severim. Birkaç tane de etime katacağım. Etin rengini buradan görebilirsiniz. Canlı, kızardı. Bakın öyle. Hem köfteler kıpkırmızı hem de etler kendi halinde çok güzel bir renk aldı. Bunun sebebi sade yağ. Sade yağ, yani eski ismiyle revgan-ı sade. Revgan tereyağı demek. Revgan-ı sade ise sade yağ demek. Bu cümlenin sonunda etin piştiği, böyle işte açlı olabilmesi için sallıyorum efendim. Yani evlerinizde de bu yemeği bol bol yapın ve lezzetle yiyin. Ama orijinal haliyle yapın. Şimdi sunuma geçiyorum. Bakalım sunumu nasıl olacak ve lezzeti nasıl olacak. Etim hazır. Patlıcanım hazır. Şimdi servise geçiyorum. Ben bütün gün bir şey yemedim. Sırf bu çekimi ve bu yemeği bekledim. Afiyetle yemeği planlıyorum efendim. Güzel bir patlıcan yatağı. Şöyle bir patlıcan yatağı yapalım etimiz için. Ve etimizi de güzelce o yatağın içerisine yerleştirelim. Aslında beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? 800 ila 1000 yıl önce yapılmış bir yemeğin orijinal reçetesini bulup bugün burada yapıyor olmak ve sizinle de paylaşıyor olmak. İşte beni heyecanlandıran bu. Şimdi tadına bakacağım. Kimyonun, kişnişin, sarımsağın kokusunu aldığım gibi sade yağının ve hafif kuzu etinin de kokusunu alıyorum. Eminim zaten kokusunu aldığınız gıdanın tadını da muhakkak damağınızda hissedeceksiniz. Eminim bütün bu zenginliği, bu baharatları biraz sonra ağzımda da hissedeceğim. Ben bir parça köftesinden, bir parça da etinden aldım. Müsaadenizle efendim. Lütfen. Bakın tarifi verdim. Bundan sonra başka tarifler de vermeye devam edeceğim. Lütfen bu yemeği yapın. %100 benim verdiğim tarif gibi yapın. Kesinlikle ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Yerken de çok hafif olduğunu da göreceksiniz. Efendim ben yüksek müsaadenizle bu yemeği bitirmeye gidiyorum. Gelecek bölümde bakalım hangi yemekte karşınızda olacağım. Yine dediğim gibi tarihin sayfalarında kalmış. Tarihin kazantiplerinde kalmış, köşelerinde ya da arşivlerde kalmış, eski kitaplarda kalmış ama bizim olan, bize ait olan reçeteleri, yemekleri paylaşmaya devam edeceğim. Necati Yılmaz.